Sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler, ben bugün çok değerli bir profesörü, kendisi her ne kadar makine mühendisliği bölümünde olsa da eğitime gönül vermiş birisi olarak, dünya akademik çevrelerinde de söz sahibi, birazdan detaylarına gireceğim, Sayın Yunus Çengel'i davet ettim, kırmadı. Nevada Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü profesörlerinden pek çok tabii ki özelliği var. Bunların hepsini benim sıralamam değil, yanlış yapmamam adına da kendisinin sıralamasını ben tercih ederim. En iyi öğretim görevlisi seçilmesi sanıyorum eğitimle ilişkisini şey yapacaktır, zaten vurgulayacaktır. Ama bizim Milli Eğitim Bakanlığımızla da devam eden bir çalışma süreci olduğunu biliyorum. Ve çok çok taze çıkmış bir kitabı. Bunları ben birazdan kendisine bırakıyor olacağım. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? İyiyim, iyiyim. Ufak bir teknik sorunla başladık sizinle ama neyse, tamam, çözdük. Ben şu anda rahatım. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Yunus Bey, şimdi Nevada Üniversitesi'ndesiniz. Söylediklerimin birisi, yani eksiği vardır ama fazlalarını siz lütfen tamamlayın. Sizinle tanışmam bir eğitim küçük bir toplantısında oldu. Oradan da sunumunuzdan çok etkilendiğim için size acaba eğitim konusunda sizin fikirleriniz ne? Ama bizim bugün konuşacağımız konu eğitim eksenli geleceğin meslekleri. Sanıyorum artık bunları konuşmak değil de uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Eminim uygulama vardır ama demek ki eksik. Çünkü sizin slaytlarınızdan da göstereceğim gibi pek çok konuda problemimiz var. Buyurun efendim, öncelikle ne söylemek istersiniz? Bu söylediklerimi ekleyecekleriniz var mı? Sonra ben sorularıma geçerim. Teşekkürler. Ben dediğiniz gibi Yunus Çengel. Şu anda Kuşadası'ndayım. Kendim Kuşadalıyım. Yani kıskanmasın kimse. Epey bir kısmı burada zaten. Ve ben İTÜ makine mezunuyum. 22 yaşında Amerika'ya gittim. Master, doktora, makine mühendisliği enerji alanında. Orada enerjiyle ilgili, yani doktoramı yaparken ders de veriyordum. Hatta öğrenci dersi olarak ders verirken en iyi hoca seçilmiştim. Yani bütün normal profesörler arasındayken de böyle. Yani eğitime böyle doğal bir ilgim ve yatkınlığım var diyelim. Bir şekilde hani iletişim, öğrenciyi anlama, onu kurmak bayağı önemli. Sonra Nevada Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Oradan şu anda emeritus statüsünde orada göreve devam ediyorum. Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine fakültesi dekanlığı yaptım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde de mühendislik fakültesini, kurucu dekanlığını yaptım. Eğitimle ilgili makaleler, konuşmalar, danışmanlıklar ve şu anda en çok verdiğim seminerlerin konusu da geleceğin mühendisi. Yani şu anda mühendislik eğitimi ve geleceğin mühendisinden beklenen şeyler nelerdir? Ve bunun da alt kırımları, kırılımları. Tamam, yani sadece bu mühendisliğe ait değil, bu aslında genel felsefe hepsi için geçerli. Ve daha önce eğitimle ilgili bir rapor yazmıştım, vizyoner bir rapor bakanlık için. O raporu da şu anda işte kitap olarak yayınlandı, daha bugün çıktı taze. Geleceğin eğitimi, felsefesi ve temel ilkeleri adı altında. Herkesin okuyabileceği basit, rahat bir kitap. Zaten birazdan detaylarına gireriz. Tamam, peki. Harika. O zaman ben bir yandan da sizin sözüne ettiğim sunumunuzu paylaşıyorum burada. Aslına bakarsanız çağdaş eğitim felsefesi ve kuramsal temelleri, etkinlik, verimlilik, rasyonellik. Zaten aslında bütün kilit kelimeleri siz başlıkta ifade ediyorsunuz. Mühendislikle yola çıktınız ama mühendislik yani bütün açıkçası diğer disiplinlerin de altında olan olması gerekenlere cevap vermeye çalışan bir çalışma bütünü içerisindesiniz. Biz hatırlarsanız bu memleketin başına ne geldiyse mühendislerden geldi deyip bir dönem böyle mühendisliği bir kenara ittik. Ondan sonra
sosyal bilimleri böyle başımıza yönetici olarak geçirdik. Fakat anlaşılan o ki ikisinin de eksik kaldığı bazı noktalar var, birleşmeli. Sanki bugün sizin anlatacaklarınız da epey bir bununla alakalıymış gibi, yetkinlikler, yeni yetkinlikler, değil mi? Evet. Şimdi çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi varlık içinde yokluk. Yani nitelikli eleman dediğiniz bir konu. Ne anlatmak istiyorsunuz? Burada Dünya Gazetesi'nin 2016 yılındaki bir küpürü bu. Bunu aldınız ama bugün hala bunu gösteriyorsunuz. Bir kere içim ağlıyor. 2016'daki bir dünya, yani akademik olmayan bir çalışmanın ondan sonra yani haber niteliği olduğu için bir şeyi hala kullanıyoruz. Bu bana ne anlatıyor? Sizden bunu bir açıklamanızı rica edeceğim. Evet, şimdi aslında bir önceki slayttaki o başlıkla, istersen bir geriye gidelim slayt olarak. Ben sizin slaytlarınızdan yalnızca belli başlıklarını aldım. Siz ifade edeceksiniz bir öncekini, bir sonrakini. Çünkü o kadar hepsi birbirinden renkli ki sözlü ifade edelim. Çünkü çok uzatırız, odaklanalım. Tamam, şimdi bir önceki slaytta başlıkta şu vardı. Çıktı odaklılık. Evet. Ve etkinlik, verimlilik. Yani şimdi biz sanıyoruz ki hani eğitim nedir? Öğretmen gelir, ders anlatır, öğrenci gelir, dinler, not alır, sınava girer. Ondan sonra sınavda başarılı olur, diploma alır. Ne güzel bir dünya. Ya yok böyle, yok böyle bir dünya. Yani bu eskiden olan şeylerdi. Şu anda kaç tane ders aldın, notların nedir? Bunlar diyelim biraz girdi şeyleri. Şu anda sorulan şu, sen diyelim ki ister mühendislik olsun, ister hangi bölüm olursa olsun, isterse ilkokul olsun, çıktığın zaman senin sahip olduğun bilgi, beceri ve yetkinlikler nelerdir? Yani eğitim sana ne kattı? Evet. Şu katma değer nelerdir? Bir kere bunun hedefi neydi? Yani baştan ne amaçlanıyordu eğitimde? Hangi bölüm veya okul olursa olsun ve bu hedeflere ne kadar ulaşıldı? Yani o yüzden eğitimde ölçme önemli. Ölçeceksiniz ki ilerlemeyi bilesiniz. Eksikleri de diyelim programları, yaklaşımı değiştirerek telafi edersiniz. Ölçmezseniz bunu iyileştiremezsiniz. Şimdi bu güzel bir örnek. Yani Dünya Gazetesi'nin vermiş olduğu bir araştırmaya dayanıyor. Evet, Kornferi tek grup. Evet. Evet, ya burada acı olan şu. Şimdi bizim şu anda biliyorsunuz üniversite mezunlarının aşağı yukarı %30'u işsiz. Yani en yüksek işsizlik üniversite mezunlarında. Mühendislerde de yani bu araştırmaya göre 62 bin iş arayan mühendis var. Yani diploma almışlar ama iş bulamıyorlar. Yani şimdi diyeceksiniz ki pandemi var, ne bileyim mühendis sayısı çok, ihtiyaç çok falan, öyle değil. İşin acı tarafı mühendis işe alma durumunda olan İşverenler de, şirketler de diyorlar ki %54'ü, bakın yarıdan fazlası, biz yetkin mühendis bulmakta zorlanıyoruz. Yani evet. Mühendis bulamıyorlar. Bir yandan piyasada bir mühendis bolluğu var, diğer yandan da mühendis kıtlığı var. Bu ne demektir? İş dünyasının beklentileriyle mühendislerin sahip olduğu bilgi ve beceriler uyumlu değil. Yani biz rasyonel değiliz. Çıktı odaklı değiliz, eğitim olarak hani etkin değiliz ve de biz bu işte gerçek dünyadan kopuz. Yani burada olmaz, ne olması gerektiği belli. Bu sadece bir örnek hani mühendisler için. Bunu diğer şeylere uygulayacak olursanız, yani birçok üniversite bölümünde olsun, hatta ortaokul, lise, ilkokul, kağıtlara baktığınız zaman, işte mesela lisenin hedefi, öğrencilere kazandırmayı hedeflediği amaçlı şeyler. O harika, yani dünya standardı. Ondan sonra sanki onlar çok güzel yazılıyor, hedefler falan. Ne güzel raflara, dosyalara konuyor. Ondan sonra liseye bir giriyoruz. Sabahtan akşama kadar test. Yani belli şeyler, hani sonunda test çözme uzmanı oluyoruz. Hepsi bunlara unutuluyor. Yani burada tamamen rasyonellik ve piyasa beklentileriyle uyumluluk. Piyasanın neye ihtiyacı varsa, ne tür bir mühendis profiline ihtiyacı varsa ona uygun eleman yetiştirme mevzu.
Peki, tam da zaten gelmek istediğimiz yere geldiğimizi düşünüyorum. Yani bu mühendislerin ve veya aslında sırf mühendislerle kısıtlamamak lazım. Yeni nesil yetkinliğe sahip olacak olanların sanıyorum burada anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama buradan Endüstri 4.0 ki bunun daha da ötesine geçme durumu da söz konusu. Demek ki yetkinliklere yeni yetkinlikler ilave oluyor. Ne tür şeylere ihtiyaç var? Yani o okulda görülen, beni çok şaşırtan mevzu, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi, her şey böyle kağıt üstünde albenili cümlelerle büyük büyük ifade ediliyor. Ama iş pratiğe gelince nedense olmuyor. Burada ne anlatmak istiyorsunuz? Nasıl bir yetkinlik serisine ihtiyaç var? Ya şimdi eğitimin bir derdi diyelim ve bu tüm dünyada böyle, Amerika'da dahil. Nedense şu anda biliyorsunuz ya, tüm dünyada değişim çok hızlı. Eskiden değişim yavaştı. Yani böyle hani sanki yavaş çekimli filmler oluyor ya, onun gibi gidiyorduk. Mesleklerin ömrü çok uzundu. Ürünlerin ömrü çok uzundu. Yani böyle ara sıra yeni bir ürün giderdi. Bir şey yaptığınız zaman yıllarca bunu satardınız. Meslekler babadan oğula geçerdi böyle. Anneden kıza geçerdi neyse. Ama şu anda biz öyle bir zamandayız ki. Bilginin bakın kendini katlaması sıfırdan itibaren bir kere katlaması 1750 sene almış. Ama şu anda bilgi birkaç ayda bir kendisini katlıyor. Yani çok hızlı bir veri ve bilgi üretimi var. Evet. Şu anda ürünlere baktığımız zaman mesela her şeye bak, biraz da teknolojik şeylere. Ürünler yani yeni modeller vesaire, eskiler gidiyor, yeniler geliyor. Çok ürünlerin ömrü bayağı kısa. Mesleklere bakıyorsunuz. Yani mesleklerin ömrü yine kısa. Onlar değişiyor. Kimisi tamamen yok oluyor, kimisi sürekli şekilde evriliyor. Yani değişmek durumunda kalıyor. İsmi aynı kalsa dahi. Yani şu anda böyle çok hızlı bir dönemde yaşıyoruz. Evet. Böyle olunca da bize öz beceriler lazım ve yeni paradigmaya uyumlu yeni beceriler kazanmak lazım. Şu anda yeni dünyanın muhtemelen en öne çıkan tarafı şu: yapay zeka. Evet. Yapay zeka ve internet. Yani şu anda her şeye bağlı. Yani nesnelerin interneti diyoruz. Bu ne demektir? Her şeye bağlı. Bağlıysa ne olacak? Değil. Her şey iletişim halinde, her şey beraber çalışıyor. Ve bu Endüstri 4.0'da da yani özelliği artık makineler makineyle konuştuğu gibi makineyle insanlar konuşuyor. Yani böyle bir ortam. Bütün rutin şeyler zaten makinelere bırakılmış. Yani eskiden mesela diyelim bir sanat okuluna gidiyordunuz, bir meslek lisesine gidiyorsunuz, teknik liseye. Bir iki beceri kazanıyordunuz. Fabrikada diyelim sürekli onları yapıp bazen bir solun sıkarak böyle geçiminizi yani sağlıyordunuz bir şekilde. Ama evet, bütün bu rutin şeyler artık bilgisayarlara ve makinelere bırakıldı. Yani böyle bir ortamda yeni beceriler lazım. Bu yeni beceriler de başta şu yapay zeka ile barışık, yani teknolojiyle böyle rahat hisseden, teknolojiye uyumlu ve makinelerin yapamayacağı şeyleri yapan, yani onları tamamlayan, onları yöneten ve bütün bu yeni ekosistemin, yani akıllı diyelim ortamın etkin ve verimli bir parçası olan bir yapı. Bu da böyle yepyeni beceriler gerektiriyor. Tekrara evet, dayalı şeyler değil, ezbere dayalı şeyler değil, bilinen şeyler değil. Bir şekilde muhtemelen biz 5 sene sonra yani çok farklı şeyler yapıyor olacağız. 10 sene sonra ne olacağını şu an tahmin bile edemiyoruz. Hani ne tür şeyler yapacağız? Yani sürekli şekilde hani öğrenme bir şekilde. Sürekli değişim ve gelişim. Şu bize en azından mühendislikteki yeni platformu gösteriyor. Bununla evet, uyumlu olmak lazım. Ama maalesef okullar biraz biz orada çok rahat bir ortam var. Hocalar rahat, öğrenciler rahat bir şekilde hani çünkü kapalı bir dünya. Yani yarı kapalı diyelim. Öyle olunca da gerçek dünya eğitim kurumlarına yeterince hızlı girmiyor, giremiyor. Yani iş dünyası ve veya teknoloji dünyası ile okullarımızın arasında büyük bir şey var, uçurum var. Bir mühendisin
o temel bilgilerinin yanı sıra sürekli geliştirmesi gereken, bugüne ait de bu özellikleri, ama 5 yıl sonra hangi özellikler daha olacak, katılacak bilmiyoruz. Daha doğrusu belki onu öngörebiliyoruz ama iddialı bir cümle kurdunuz. 10 yıl sonrasını tahmin edemiyoruz. Yani açıkçası çok kısa bir aralık olmakla birlikte. Peki bu yetkinlikler sosyal bilimdekiler için de gerekli değiller mi? Hepsi için gerekli. Yani hepsi için gerekli. Çünkü şu anda sosyal bilimlerde de diyelim ki baktığınız zaman iletişim mesela acayip şekilde ön plana çıkmış. Evet. Niye? Çünkü rutin şeyleri zaten makineler yapıyor. Ondan sonra rutin araştırmaları zaten Google amcamız sağ olsun her şeyi biliyor. Rab diye önümüze getiriyor böyle. O zaman sosyal bilimlerde de hangi özellikler öne çıkıyor? Bir kere eleştirel düşünce. Ondan sonra aslında öyle bir şeyiniz de var sizin. Belki ona doğru gelebilirim. Tamam. Ama ben sizin sıranızla gidiyordum. Şu şeyi pek bir beğeniyordum. Bu toplum 5.0 konusu. Çok konuşmadığımız bir şey. Bugün bunu da belki biraz daha bize şu tarihsel devinim içerisinde toplum 5.0'ı anlatırsınız. Ondan sonra da o soft skill, yumuşak yetkinlikler dediğimiz şeye geçeriz diye düşünmüştüm. Öyle yapabilir miyiz? Ha, tamam, öyle yapalım. Şimdi biliyorsunuz Endüstri 4.0 Almanların icadı. Bir şekilde onlar, yani Siemens, başka şirketler falan bayağı bir öncülük ediyorlar. Ve zaten şu anda hayata da geçiyor. İsim değişir, onda bir şey yok. Aynen şu anda diyelim 4G, 5G diyoruz falan, adını ne derseniz deyin. Mühim olan teknoloji. Yani zaten bu isimler zaten bir etiket gibi. Ama burada ne oluyor? Teknolojik bir gelecek var ve herkesin teknolojik olarak donanımlı olması gerekiyor bu ortamda. İnsanlar da diyelim şu anda bazı kişiler diyelim hani e-mail kullanmıyor. Bazıları cep telefonu yani sanki korkarak kullanıyor şöyle. Yani teknolojik kullanımlarında bayağı çekinceli, bilgisayarın belli şeylerini kullanıyor. Bu toplum 5.0'da Endüstri 4.0'daki makine insanların beraber çalıştığı bir ortamdaki bu her şeyde böyle olacak. Sosyal bilimlerde dahil. O yüzden onlar bile sürekli şekilde teknoloji eğitimi alıyorlar zaten uyumlu olsunlar diye. Yani böyle bir ortamda insanların makinelerin bir tık önünde olması lazım. Çünkü sonunda direksiyonda yine biz varız. Nihai kararları yine biz veriyoruz. Gerekirse makinelerin önerisini kabul veya reddediyoruz. Yani böyle bir ortamda o zaman ne oluyor? Şu ortama uygun yeni bir toplum. Eğer toplum diyelim, Japonlar da bunun adına işte toplum 5 demişler. Bu da bir Japon icadı diyelim. Yani bir şekilde bunu kavramlaştırıyorlar. Yani şu anda bakın, diyelim ki bankada diyelim ki bir memursunuz, başvurular oluyor şeye. Hani millet krediye başvuruyor. Ya normalde hani inceliyorsunuz, ediyorsunuz falan böyle hani bir sosyal bilimci olarak, ekonomi olarak diyelim. Yani dünyanın zamanı. Ama şimdi öyle değil. Bir TC kimliği giriyorsunuz başvurunun. Ondan sonra bir bakıyorsunuz kişinin böyle sizin günlerinizi alan yazışmalar, araştırmalar falan 2 dakika sonra önünüzde. Hatta size bile gerek yok. Devreye yapay zeka giriyor. Yapay zeka bu tür başvuruları diğerleri karşılaştırıyor, ediyor, bunu puanlıyor vesaire. Ondan sonra sizin önüne kararı veriyor ya konuşuyor. Evet. Diyor ki bu kişinin mesela önce arka bilgileri bile bakın şu kadar şurada borcu var, şu kadar geçmişte borç almış, zamanında ödemiş ve ödemiş. Bütün bunlar onlarla beraber de diyor ki bütün bu veriler ışığında diyor bu kişinin borcuna sadık kalması ihtimali diyelim %95 faraza. Yani bu sağlam bir kişi. Ne oldu bakın ben diyelim ki yani karar veren kişiyim. Yani bütün bunları bir kere arka planı anlıyorum. Ondan sonra bunları kullanabiliyorum ve güya kararı ben veriyorum. Yani sonunda ne oluyor? Tamam diyoruz biz sana bu başvurun kabul edildi. Biz sana bu borcu vereceğiz. Arka planda bunlar var. Tıpçısınız diyelim. Şu anda diyelim hani şeye bakıyorsunuz bu normal filmlere işte akciğer filmi falan. Şimdi Google'da bunu geliştirdi. Bakıyorlar mesela bu derin öğrenmeyle şey oluyor.
Bütün bu mesela akciğer kanserleri tanıtılıyor bilgisayarlar, milyonlarcası. Ve sonunda bilgisayar, yani bu yapay zeka buna bak, zaten yapay zeka denen şey bir yazılım. Bu patternleri falan inceliyor, eriyor ve yeni film geldiği zaman diyor ki mesela bu şu kanser veya değildir diye. Ve insanlardan bu daha şey, daha doğru okuyor. Yani insanlar %90 ise Google mesela %95. Ama herhalde ne oldu şimdi? Şuna geliyor. Siz diyelim biri veya diğeri değil. Bunları kullanıyorsunuz. Yani bu yapay zekayı. Makinenin diyelim şeyini, teşhisini alıyorsunuz. Ama kararı o vermiyor. Bir de siz kendi teşhisinizi koyuyorsunuz. Evet. Ne oldu bakın? Birdenbire bu hastanın menfaatine oluyor. Ama teknoloji ve insan beraber. Ama evet. Şimdi kalkıp da yani yapay zeka şu bu falan böyle, yani ben o ortamdan çekiniyorum, korkuyorum ya da makine kimmiş havasına girecek olursam ben eskisi gibi bildiğimi yaparım. Olmuyor yani. Sonunda evet. Zaman sizi diskalifiye edecek, ekart edecek. Doğru. O zaman sizin burada söylediğiniz şey şu. Aslına bakarsanız bugüne kadar gelmiş olduğumuz klasik eğitimde biz tek bir yolda gittik ama bugün çok hızla gelişen teknoloji bize daha fazla kapılar açtı. Ama burada bu kapıların açılması demek insanın rolünün bertaraf edilmesi anlamına gelmiyor. Yaptığı en önemli şey süreçleri hızlandırıyor. Karar alma konusunda daha isabetli seçenekler sunuyor. Fakat sonunda bu kararı gene aslına bakarsanız kişiler alıyor. Şimdi burada da sizin yine bu becerilere gelmek istiyorum. Bunlar çok küçümsenen beceriler aslında ama sizin de şu ana kadar anlata geldiğiniz şeyler. Yani iletişim diyorsunuz, insanlar küçümsüyor. Hayır değil. Yani başarının çok önemli bir bölümü insan yönetimi. Burada biraz önce ifade ettiğiniz şeyler aslında ben sizden izin alarak biraz daha geciktirdim ama kritik eleştirel düşünce. Bizim en çok korktuğumuz bu topraklarda herhalde konu bu. Birisi bana hayır demesin, de ne derse desin, yalnızca itaat etsin diyoruz. Yaratıcılık zaten galiba sizin eğitim sisteminde en çok eleştirdiğiniz konulardan bir tanesi. Karmaşık problem de herhalde yani tek bilinmeyeni denklemden çok bilinmeyeni denkleme geçişi ifade ediyor diye düşünüyorum ama tabii size ben sözü vereyim. Burada çok çok kullandığımız, ağzımıza böyle dilimize pelesenk ettiğimiz bir takım şeyler var. Ama hakkını vermiyoruz, anlamını da tam olarak bilmiyoruz. Dünya Ekonomik Forumu bir araştırma yapıyor. Bu birkaç sene önce, işte 2020'de ne tür şeyler, beceriler gerekecek insanlara diye. Bu mühendisler için değil, herkes için. Ve bu işverenlerden gelen, bilhassa vizyoner işverenler, ondan seçmiş olduğu 10 maddelik bir liste. Ve birincisi bunların eleştirel düşünce. Niye? Çünkü eskiden diyelim hiç kafanızı kullanmadan rutin şeyleri yapabiliyordunuz bir şekilde. Çünkü belli şeyler vardı, böyle şey yapıyorsunuz, onları tekrar ediyorsunuz. Şu anda onları zaten bu akıllı makineler, yapay zeka, bilgisayar bunları yapıyor zaten. Bize ne lazım? Eleştirel bir bakış açısı. Yani kafası çalışan, düşünen, muhakeme eden. Niye böyle? Çünkü makineler bunu yapamıyor. Makine bakın ne yaptığını bilmiyor. En akıllı makine dahi hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey anlamıyor, hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve bütüncül bir bakış açısı yok, içgüdüsel bir hissi yok. Ondan sonra bizdeki diyelim hafıza, yani duygusal başka şeyler onlar yok. Yani o yüzden şu eleştirel düşünce önemli. Biz bazen rakamların dediğinin tersini bile yapabiliyoruz. Yani öyle gerekiyor. Veya eksik bir şey varsa onu fark ediyoruz. Yani bir şekilde sorgulama. Ama maalesef bizim eğitim sisteminde de bu böyle sanki yani yani ayıp. Öğretmene karşı söz söylemek, ana babaya hani şey yapmak. Yani böyle sen otur bakayım sus sen daha çocuksun. Yani yeni icat çıkarma ne bileyim. Böyle bu tür abuk subuk sorular sorma gibisine. Bu biraz bastırılıyor. Yani eleştirel düşünce tüm dünyada bakın bütün araştırmalarda önde gelen bir şey. Farkı yaratan da bu. Makineyle insan arasındaki. Ondan sonra yaratıcılık. Niye insanlara her zaman ihtiyaç var? Çünkü insanın hayal gücü var. Hayal gücü.
Bu bakın hayvanlarda yok, bu robotlarda yok. Hayal gücü. Şu programın bile bunun olması için bir hayal gücü lazım. Siz bunu hayal ettiniz ve şu anda gerçekleştiriyorsunuz. Eğer hayal gücü olmasa biz yani anlık ihtiyaç karşılamaktan başka bir şey yapamayız. Hayal gücü, yaratıcılık zaten mühendisliğin de özü bu. Ve şu ortamda yani rutin şeylerin makineler tarafından yapıldığı şu ortamda yaratıcılık insanın böyle artık değerli olmasının merkezi. Yani kişi yaratıcı değilse, bu ister sanat olsun, ister mühendislik olsun, ister ne olursa olsun, yeni finans modelleri olsun, yaratıcı değilse bu demektir ki o iş bugün veya ileride makineler tarafından yapılabilecek. Evet. Yaratıcılık önemli. Karmaşık problem çözme. Eskiden hakikaten problem basitti. Yani bir kişi bunları çözebiliyordu. Şu anda artık ekipler bu işi yapabiliyor. Her evet. Şeyin çok yönü var. Ve böyle olunca da ekip çalışması. Bu karmaşık problemlerin çözümünün parçası olabilme. Yani böyle bir ortamda işlevsel olma. Ondan sonra insan yönetimi. Ben kendi işimi yaparım, başkasına karışmam diyemezsiniz. Evet. Beraber çalışıyorsunuz. Bu ekip çalışması bahsettiğim duygusal zeka, duyguların yönetimi, işte mantıklı değerlendirme, karar verme, empati yapabilme, uzlaşabilme. Yani bizde mesela uzlaşma kültürü baya zayıf. Mesela Batı'da mesela diyelim hani eğitim görenlerde bu nasıl bu beceri kazandırılıyor? Bizde mesela şeyler var. Hani bazen bir tema verilir. İkisi mesela bunu tartışır. Ondan sonra biri kazanır veya biri ne kaybeder neyse. O değil. Onlara deniyor ki hani tamam herkes tezini savunsun. En sonunda belli bir yerde mutabakat sağlayın. Yani bakın bu ayrı bir beceri. Evet. Yani senin dediğin benim dediğim değil. İkimizin de böyle uzlaşabileceği üzerinde bir mutabakat. Yani bu tür şeyler ve zihinsel kıvraklık ve esneklik. Yani böyle artık şeyler değil. Belli kalıplara falan girmiş değil. Yeniliğe açık. Yani şu anda dünyada insanlardan istenen ve çocukların da kazanması gereken beceriler bu tür şeyler. Yani evet. Normalde diyelim rutin şeylerin gerektirmediği ama şu gittikçe teknolojik hale gelen ortamda epey şeylerin makineye verildiği, onların yaptığı ortamda şu gördüğünüz beceriler ön plana çıkıyor. Bize de bunları yapmak için zaman bırakıyor açıkçası, değil mi? Burada da zaten yine bunun devamlılığını sağlayan özelliklerden söz ediyorsunuz. Bunlar da çağdaş eğitimin temel ilkeleri. Bir tanesi yeni insanın temel ilkeleriydi. Birey merkezlilik, öğretmen temellilik, evrensellik, evrensel değerler. Yani bir dünya vatandaşı olma diyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz esneklik, geçişkenliği burada tekrar ediyor. Beceri kazanımı odaklılık, etkinlik, verimlilik, çıktı odaklılık. Yani ben söyledim bu böyledir değil de aslına bakarsanız bunu kanıtlıyor olmak ve zaten ölçerek, değerlendirerek herhalde. Katılımcı bir demokrasi, ah keşke olsa, demokratiklik ve bireysel hak ve özgürlüklere saygı. Korktuğumuz şeylerden söz ediyorsunuz burada. Ha, bir de nitelikli eğitime erişimde eşitlik. Türkiye'nin gene çok ciddi, pandemide de gördüğümüz gibi sorununun olduğu, bırakın nitelikli eğitime, temel eğitime erişimde meğerse hiç de olması gereken noktada değilmişiz. Pek çok çocuğumuzun bırakın iPad'i, bilgisayarının olması, evde televizyonunun bulunmadığını, internetinin olmadığını kavramış olduk. Burada bu konuda toplamını özetlemek istediğiniz ne olabilir acaba? Ya şöyle, şimdi birincisi bakın birey merkezlilik. Yani biraz bazen vurgu yapayım. Yani bir eğitim sisteminde ya öğrenci merkezde olur. Yani öğrenci böyle bir torna tezgahı gibi okulda gelip belli formata sokulan bir varlık değil. Birey merkeze konur. Bireyin kendi özellikleri, kendi hülyaları, kendi kabiliyetleri, ne bileyim. Yani ne olmak istiyorsa ve ne tür becerilere yatkınlığı varsa, neleri yapmak istiyorsa sistem bireye hizmet verir. Yani her birey özeldir ve her bireyin sanki böyle bireysel bir eğitim alma hakkı vardır. Bu yani önemli. Bu da neyi gerektiriyor? Sistemin son derece esnek olmasını gerektiriyor.
Ve de böyle bilgi yükleme falan değil. Öğrencinin diyelim bütün bunlarını geliştiren bir ortam. Ama okullara bakıyorsunuz, belli müfredatlar var. Hala öğretmenler diyelim hani onları vermeye çalışıyor. Hani sorgulatmıyor da. Ve çoğu bunların gerçek dünya alakası olmayan şeyler. Yani eski ezberler ve normalde çoğu zaman da Türkiye gibi yerlerde bir şekilde diyelim zihinleri formatlama. Yani belli kalıplara sokma, belli doğruları yerleştirme. Bunlar şu anda yani olmaması gereken şeyler. Herkesin evet. kendi doğruları kendine. Diğeri öğretmen temelli. Bu niye önemli? Öğretmenler de maalesef robot konumuna itiliyor. Şu müfredatı, şu konuları, şu kelimelerle böyle, şu çerçevecikten çıkmadan. Ya o zaman bunu bilgisayar yapsın. Bu kadar diyen dar anlamlıysa. Ya öğretmen de bir insan yani. Sonunda iletişim kurabilmesi lazım. İstediği malzemeyi kullanması lazım. Belli bir çerçeve içinde. İstediği yöntemi, sınıfa göre hani sunumunu, her şeyini ayarlayabilmesi lazım. Bütün bakın başarılı eğitim sistemlerinde öğretmen merkezdedir. Öğretmen çok seçici bir süreçten sonra işe alınır. Yani önemlidir. Ama ondan sonra da öğretmene tam yetki verilir. Güven duyulur. Çünkü öğretmen şofördür orada, sınıfın şoförü. Ona siz güvenmezseniz böyle o zaman şoföre gerek yok. Ondan sonra mesela Türkiye gibi yerlerde bizde yerel değerler vardır. Bizim doğrularımız, bizim değerlerimiz falan. Ama bunda bir mutabakat yok. Herkesin değerleri ayrı. Evet. Ortak değerler nelerdir? Evrensel değerlerdir. Mesela bakın Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki fark. Kuzey Kore'nin değerleri yerel değerler. Ama şu anda bakın Kuzey Kore'nin şu andaki derdi açlıktır. Açlıkla mücadele ediyor. Yıllık yani milli gelir kişi başı $1,000 civarında. Güney Kore'ye bakın. Bunlar 70'li yıllara kadar aynıydı. Güney Kore ne dedi? Ben dedi vallahi yepyeni bir yaklaşım başlatıyorum. Ve bundan sonra benim hedefim Koreli değil dünya vatandaşlığı. Biz dünyalı olacağız. Ve biz dünyaya açılıyoruz. Eğitimi buna göre kurguladı. Yani evrensel değerler, dünya vatandaşlığı, evrensellik. Dünya ile beraber yani onlarla beraber diyelim koşturmak, onlarla diyelim iç içe olmak. Evet. Kalkı ilgili şeyler değil. Sonucu görüyorsunuz. Şu anda Güney Kore milli geri kişi başı $30,000. Türkiye'de onu şu anda hayal ediyor ama bu gidişler o belli ki olmaz. Ondan sonra sistemlerin esnek olması lazım. Yani mesela bakın Amerika'da meslek okulu diye bir şey neredeyse yok. Merkez eğitim merkezleri var ama liseyi bitiren neredeyse herkesin meslek sahibi. Üniversite gidecek olsa dahi. Niye? Sistem son derece esnek. Deniyor ki mesela şu %30'u herkes alacak. Belli miktarda dil bilgisi, belli bir miktarda yani fen ne bileyim bazı sosyal bilgiler. Ama şunu söylemek istiyorsunuz. Meslek lisesi ve düz lise diye bir ayrımın olmasına yok. Artık gerek yok. Bunlar zaten düz ya da her neyse lise döneminde, o dönemi lise diye kabul edelim. Orada çocuklar becerilerine göre, gençler diyelim, ayrışabiliyorlar. Bir %30 temel eğitim, ondan sonra da yetkinliklerine göre ayrılabiliyor. Eğer ben böyle bir meslek edinmeyeceğim diyorsa devamını üniversitede getiriyor. Ve bu da herhalde utanç verici bir şey değil. Yani üstelik pek çok meslekte biliyoruz ki üniversite mezunlarından çok daha iyi kazanca ulaşabiliyorlar. Aynen öyle. Yani lisede diyelim kişi, şöyle bak mesela mühendis kişi diyelim. Kişi diyelim temel matematik aldı herkes gibi. Bir tane alması lazım. Herkes bir toplama çıkarım yapması lazım. Ondan sonra ikinci matematiği aldı diyelim bayağı zorlanıyor. İkinci bir fizik dersi aldı. Yani her sene illa belli fizik falan bir şey yok. Baktı ki pek şey değil. Hemen anlıyor ki bu benim için değil, benim işim değil diyor. Yani mühendislik falan değil. Sosyal bilimlere gidiyor. Onlara ağırlık vereyim diyor. Bakıyor biraz eleştirel düşünce. Ondan sonra şey yazma, makaleler yazma, irdelemeler yapma. Ya da ben buna uğraşamam diyor. Geriye ne kaldı diyelim? Meslek becerileri. Ben arabayı seviyorum. Araba tamirciliği. Gidiyor mesela. Araba tamirciliği dersleri alıyor faraza. Yani evet. Onlarla da uğraşıyor. Ondan sonra ben diyor yazılımda iyiyim vallahi diyor. Yazılım dersleri alıyor. Sonunda hani bununla ilgili merkezler de var. Eğer el becerisi gerekiyorsa onları kazanabileceksiniz. Son sistem son derece esnek. Kimisi okulda kalıyor diyelim. Hani yazılım kodlama dersleri alıyor. Evet. Kimisi diyelim hani bir merkeze gidiyor oradan fiziki olarak kuaförlüktür, şudur budur neyse onları alıyor. Aynı liseye gitmelerine rağmen ve zorlama da yok. Ve kişi mesela liseyi bitirdiği zaman şeyler diyelim yani üniversite gidecek olanlar zaten epey matematik, fizik ya da başka dersler almışlar. Hatta bu dersleri
üniversite girince saydırıyorlar da. Çünkü bunlar bayağı ileri dersler. Bu şekilde bir zaman da kazanmış oluyor. Yani tamamen böyle esnek, rasyonel, herkese hitap eden, herkesin önünün açık olduğu, tercihlerini anında değiştirebildiği, insani, mantıklı bir sistem. Bu zor bir şey değil mi yani? Anlıyorum. Bizde de çok rahatlıkla uygulanabilecek olan bir sistem ama ne yazık ki şey değil. Şimdi niye çıktı odaklı eğitim ve niye rasyonellik? Meslek lisesi, bu bana kalırsa, şimdi bizim meslek liselerine girdik. Çok can acıtan bir şeye teşhiste bulunuyorsunuz. Meslek ve teknik eğitim mezunları mezun oldukları alanda istihdam neredeyse oranları %10'un altındaymış. Bu tam olarak bugün ne kadardır? Çünkü bu araştırma 2018'e ait ama bunda Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 2019'da kullandığı bir veri anladığım kadarıyla. Yani çok da geride kalmış bir şey değil. Olsa olsa daha kötü olabilir. Daha iyi olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ama haksızlık mı ediyorum, siz söyleyin. Yok, zaten hani dediğiniz gibi yani bunlar bakanlığın rakamları. Hatta bazı alanlarda %5'in bile altında. İstisnaları da kurulan mesleki eğitim merkezleri var. Özel, Türkiye'de olsa sayısı fazla değil zaten. Oradan mezun olanlar diyen isteyerek gidiyorlar o mesleği. Oradaki istihdam oranı %80 üzerinde. Ama onlar bayağı bir azınlık. Yani şimdi şöyle bakıyoruz. Nasıl bir ayrımdan söz ediyorsunuz? Ben tam anlayamadım onu. %80'in üzerinde. Ya şöyle. Şimdi bazı o sebeplerde teknik bu mesleki eğitim merkezleri açıldı. Sanayinin içinde. Organize sanayi bölgesinde oldu. Evet. Sanayinin içinde oldu. Her şeyine müdahil oldu. Yani böyle çıraklık gibi, özel eğitim gibi isteyenler geliyor zaten. Haliyle isteyen geldiği için onu severek o işi yapıyor. Ve de mezun olunca orada bir işe giriyor. Ama onlar çok küçük bir azınlık. O yüzden ölçü değil. Zaten meslek lisesi zaten öyle olması lazım zaten. Ama genele baktığımız zaman ya şöyle bakın. Yani biz bazen bakıyoruz hani okulların hani %40'ı diyelim meslek lisesi övünüyoruz. İşte biz ne güzel bakın meslek öğretiyoruz falan diye. Sonuca bakıyorsunuz. Yani mesleğini yapanlar böyle %10. Onu bitirenler diyelim yaptığı şeylerle okulda gördüğü şeyin alakası yok. Ne yani büyük bu nedir? Bir zaman kaybı değil mi? Nasıl? Ne büyük bir zaman kaybı, ne büyük bir... Zaman kaybı, kaynak israfı, ondan sonra yani bütün bu şeye bakın siz. Hani, ve sıkıntı. Ben öğretmen olacağım diyelim. Öğrenci benim verdiğim derse alakası yok. Niye geldim buraya? Ben düz liseye giremedim, ondan girdim. Yani ötekine giremediği için bir Anadolu Lisesi'ne bir şekilde diyelim sokağa gitmemek için oraya geliyor ama hiçbir ilgisi yok. Evet. Böyle bir ortamda eğitim haliyle istenen sonucu vermez. Ve işin kötü tarafı bu şey, dün öğrendiğimiz bir şey değil, bu ezelden beri böyle. Evet. Yani mezun 90'lı diyelim, alakası yok yaptığı şey, yani mezuniyet sonrası. Ve biz hala bunu değiştirmiyoruz ve değiştiremiyoruz. Yani ben bunu sormak istiyorum. Tamam, yani ezelden beri böyle olan ve hepimizin de siz söyledikçe, başka akademisyenler, araştırmacılar söyledikçe hah işte sorun da bu dediğimiz, hiç de şaşırmadığımız şeyleri niçin düzeltmiyoruz? Vallahi ben de ona hayret ediyorum. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir şey ki bütün bakanlara bakıyorsunuz böyle iddialı geliyorlar. Evet. Ondan sonra çünkü bakın bu sorunları herkes biliyor. Bütün bunlar bakanın kendi raporlarında en ince detaylarına kadar var. Bununla ilgili Dünya Bankası olsun, OECD olsun, hani ERG olsun, hani eğitim reform girişimi son derece güzel, rasyonel raporları var. Yani bilgi eksikliği yok. Yani bunlar böyle bilinmiyor falan değil. Ne yapılması gerektiğini de onda da bir şüphe yok. Ama bir şekilde bakanlık değişemiyor. Yani hantal bir yapı, merkezi bir yapı. Yani böyle şimdi dünyada diyelim eğitime baktığınız zaman merkezi eğitim yaygın bir şey değil. Eğitim yerel bir olaydır. Mesela Amerika'da eyaletlere verilir. Almanya bakın yine eyaletler. Eyaletler içinde böyle bölgelere verilir. Yani çoğu şeyler yerelde yapılır. O zaman ne oluyor? Hemen değişebiliyorsunuz. Yönetimi daha kolay. Burada diyorsun ki Anadolu Lisesi mezunları üniversiteye girme oranı %28. Yani bu ne kadar enteresan bir şey.
Çünkü Anadolu liseleri bizim hani diğerlerinin arasında muteber liseler olarak bildiğimiz, değil mi? Ya da öyle algıyı öyle konumlandırdığımız bir şey. Ama buradaki öğrenci %28'i zaten üniversiteye girebiliyor. Öbürleri meslek liselerinde %5 civarında kendi okuduğu bölümün işini yapabiliyor. Yani açıkçası biz bir insan öğütme makinesi gibi çalışıyoruz bu ülkede. Kimseyi sorgulamıyoruz. Sen ne istiyorsun diye anne baba sorgulamıyor. Sistem de sorgulamıyor. Üstelik ölçmüyor da. Artık nereye giderse böyle bir sele kapılmış giden bir gençlik var, değil mi? Bu maalesef öyle. Yani bakın ya, bu oran da yıldan yıla çok fazla değişmiyor. Yani kaba olarak diyelim, kaba olarak bizim liselilerin mezun olanlar o sene üniversiteye giren 1/4, 1/3 civarı. Bu ne demektir? Büyük çoğunluk üniversiteye girmiyor ve giremiyor. Peki bu liselerin amacı ne? Bakacak olursanız üniversite hazırlamak. Çünkü Anadolu liselerinde başka bir beceri verilmiyor. Çocuklar bakın gece gündüz test çözüyorlar. Yani amaçları üniversite girme, başka bir beceri kazanmıyorlar. Meslek liselerinde güya beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Yani onda bile kazanılmıyor. Ve onlar da yine üniversite girmeye çalışıyorlar. Hepsi bakın sınava giriyorlar. Onların da üniversite girelim falan, amaçları meslek yapmak falan değil. Yani şu anda verilen eğitimle öğrencilerin zihinlerindeki hedefleri ve şu genel resme baktığımız zaman şu çıktılar hiçbir şekilde uyuşmuyor. Şu anda liseyi bitiren bir öğrenci ya bu üniversite girmeye kendini zorunlu hissediyor. Niye? Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir becerisi yok. Ne yumuşak beceri, ne bir teknik beceri, ne bir şey. Bu kişi bir işe giremez. O zaman ne kalıyor? Yani bir sene daha bekleyeyim diyor, tekrar sınava gireyim. Yine giremiyor, yine becerisi yok. Bir sene daha bekleyeyim. Yıllar bakın çocuk 20 yaşında, 21 yaşında. Ondan sonra diyelim belki açık öğretime giriyor, belki 2 yıla giriyor. Yani bir yere giriyor veya girmiyor sonunda. Veyahut da bir yerde başlıyor. Hayat üniversitesine diyelim. Sıfırdan başlıyor bakın. 20 yaşında sıfırdan hayata başlıyor. Çok büyük bir dezavantaj. Evet. Yani sonunda öğreniyor. Ama ne oluyor hakikaten? Yani geç öğreniyor. Geç öğreniyor. Oraya gelen başka gençlerle aynı yarışa katılıyor ve tabii ki o yarışta elenmesi kaçınılmaz. Şimdi burada Amerika'da Makine Mühendisleri Birliği mühendislik kariyerini ilerletecek 7 yumuşak beceri demiş. Bunların üstünde çok fazla durmayacağım ama çünkü siz daha önceki slaytlarınızda da iletişim var. Ondan sonra sunum becerisi, kendine özgüveni, ona alçak gönüllülüğü, değil mi? Dayanıklılık, sebat etmek, empati, marka kimliği. Yani böyle sanki bizim bugüne kadar aman canım bunlardan da bir iş olur mu dediğimiz açıkçası özellikler. Ama varsayılıyor ki tabii ki Amerikan Mühendisleri Birliği. Diğer eğitimler çok iyi alınmış. Onun üzerine bir de bunları koyarsa kişi donanımlı olacak. Doğru değil mi? Doğru ve farkı yaratan da bu. Şimdi bakın biz mühendislik fakültelerinde haliyle gerekli teknik bilgiyi veriyoruz. Gerekli teknik becerileri hepsini değil bir kısmını en azından veriyoruz. Yani kişiler diyelim bir şekilde teknik olarak işlevsel. Yani bazı işleri yapabiliyorlar. Diğerlerini de öğreniyorlar iş yerinde. Ama ileride farkı yaratan bu teknik olmayan beceriler. Yani başta bakın iletişim becerisi olmazsa olmaz. Mesela Türkiye'de diyelim. İletişim becerisini biz küçümsüyoruz ama biz Türkçe doğru dürüst bir makale yazamıyoruz. Bir paragraf yazamıyoruz. Bir lise mezunu bir paragraf yazamıyor. Yani gelen e-mailleri bakın hani kendisini ifadede yani zorlanıyor. Şöyle net şekilde fikirleri ifade etmek, seçenekleri koymak bu bir beceri. Bunu mesela Türkçe'de dilimiz olmasına rağmen yapamıyoruz. Eğer mühendisseniz bu yeterli değil. Bunu aynı zamanda İngilizce'de yapmanız lazım. Yani şu an Türkiye'de bile şöyle hani işe girmek istediği işverenlerin neredeyse tamamı eleman mühendis alırken baktığı birinci şey şu. İngilizce, çok iyi İngilizcesi var mı? Çok iyi İngilizceniz yoksa böyle rahat iletişim, yazılı ve sözlü salacak şekilde gerisine bakmıyor zaten. Gerisine bakmıyor. Niye? Çünkü bu dünya mesleği.
bir atölye falan değilse, küçük bir atölye böyle, en ücra bir şehirdeki bir iş yeri dahi bugün Avrupa'ya mal satıyor. Onlarla alışveriş içinde, ilişkiler içinde, teknik işbirliği içinde, proje işbirliği içinde, yani olmazsa onun iletişim diyelim. Gerisi diyelim, yani bunun arkasından geliyor bir şekilde. Yani şu yumuşak beceriler olmadan teknik beceriler bir yere kadar. Ve farkı yaratan da bakın bunlar oluyor. Evet, evet. Ve buradan şuna tekrar geliyoruz. Türkiye'nin burada ifade ettiğiniz şeyler şöyle, bilmiyorum. Türkiye'nin temel eğitim kalitesi puanı 7 üzerinden 3.1. 137 ülke arasında 105. sırada. Ondan sonra bu yani ne diyecek de bir şey yok galiba. Biraz da öyle. Tabii bunun arkasında çok sayıda parametre var. Gayet rasyonel olarak diyelim. Bütün eğitimde olması gereken öğeler listeleniyor. Bunlar ölçülüyor. Bazen mülakatlara bağlı olarak, bazen de diyelim test sonuçlarına bağlı olarak. Ve ona göre bu puanlar veriliyor. Yani böyle dünyada 105. ülke olmak yani iyi bir şey değil. Sonunda şu anda eğitim olmazsa olmaz. Yani eğitimde diyelim ciddi bir yere gelmezseniz eğer, rekabet gücünüz o mümkün değil. Hani şu anda ekonomi düzeltelim diyoruz. Hep ne deniyor? İşte yapısal reformlar yapmak lazım. Böyle günlük şeyler falan değil. Peki yapısal reform nedir dendiği zaman daima birinci madde eğitimdir. Yani eğitimli bir iş gücü. Bir şekilde şu temel vasıfları haiz ve de yeterince beceri sahibi kişiler. Bu olmazsa eğer gerisi gelmiyor. O zaman ekonomi rekabetçi olamıyor. Bakın mesela bizim şeyimiz, ekonominin bir ölçüsü şey, teknolojik olmasını. Kilogram başı ihracatın fiyatı. Yani ihracatın birim fiyatı. 10 sene önce $1.5. Bu değer Almanya'da, Japonya'da hani 4-5 dolar. Bizim amacımız neydi 10 sene önce? Bu $1.5 belki 3 dolara çıkarmak. Bugün geldiğimiz nokta ne? $1.5 yerine $1.1 geriye gittik. Yani bırakın daha diyelim katma değer eklemeyi, katma değeri düşük, yani daha az teknolojik ürünler üretiyoruz. Bu da zaten yani bu çıktılar da sonuçlar da bu araştırmalar teyit ediyor. Yani ekonomide rekabetçi değiliz. Rekabetçi olmayınca ne oluyor? Kişi başı milli gelir, bakın bir ara hani 11 bine yaklaşmıştı ama şu an tekrar mesela 8 binlere geldik. Ve eğer değişmezsek eğer, ya daha aşağı gideceğiz veya buralarda da patlanış yapacağız. Değişimin de yolu eğitimde bakın hürriyetçilik, bir şekilde böyle zihinleri formatlama değil, belli şekilde düşünmeyi böyle empoze etme değil, hür düşünce, hür ifade, esneklik, hür beceriler. Yani bu ortamda gelişim olur. Öbür türlü böyle insanlar donar kalır, hiçbir şey yapamazsınız. Ekonomi de böyle eski değerlerde donar kalır. Çok sayıda öğrenci ve çok sayıda, daha da çok sayıda beyaz yakalı yurt dışına kaçmanın, üzülerek söyleyeyim, yollarını arıyor. O zaten gitti, yani yetkinliklere sahip olanlar ya da tercih edilebilecek olanlar. Eminim sizin de karşınıza çok geliyordur. Hani herkesin rüyası şu anda o. Yani bir şekilde yurt dışına kapak atmak. Yani kendini kurtarmak isteyen sanki. Zaten bir araştırma vardı hani. Bir şeyiniz olsa, fırsatını bulsa eğitim şeyinde hani ne yaparsınız diye de %75'i yurt dışında eğitim görürüm diyor Türkiye'de. Evet. Bu çok hani başka rakama gerek bırakmıyor zaten. Beni aynı yani yüzden... şekilde, sözünüzü kestim ama aynı şekilde ilk defa son yıllarda Türkiye'de gençlerin buradan tek başlarına gitmeleri değil de özellikle genç çiftlerin, yani orta eğitimde çocukları olanların çocuklarını birlikte götürüp başka ülkelere yerleşmeleriyle sonuçlanan, hani bunlarla ilgili pek bir şey duymuyoruz ama nereye gidiyor? Portekiz'e gidiyor, İspanya'ya gidiyor, yani hani yüzüne bakmadığınız Malta'ya kadar. Ama yeter ki çocuğum hani buradaki bu şu bakış açılı eğitimde olmasın da nerede olursa olsun dercesine bir kaçış söz konusu. Ne bileyim, bilmiyorum, siz anlatıyorsunuz, ben üstüme vazife değil
konuları sürekli gündeme getirmeye çalışıyorum. Herkes, yani aslında gönlü Türkiye için, kalbi Türkiye için atan herkes yapıyor ama herhalde bir gün uyandığımızda çok geç olmuş olacak. Artık hani yapılmalı, merimalı bile diyemeyeceğimiz bir noktaya mı gidiyoruz diye korkuyorum açıkçası. İşte vallahi yani şey var, ya değişeceğiz, çaremiz yok yani. Ya değişeceğiz. Çünkü biz yok olmayacağız yani. Sonunda diyelim, şu anda zaten hani durumumuz belli, belli ki daha aşağı gideceğimiz yerde çok fazla kalmadı. Yani bir şekilde burada kalmak istemediğimize göre mutlaka ve mutlaka bizim değişmemiz lazım. Ama milli eğitim, yani kimse anlayamıyor. Öyle bir şey ki kabuğunu çatlatamıyorsunuz. Değişemiyor. Değişme kabiliyeti yok. Hani yoksa bakın milli eğitimde şu resmi kimliği kenara bırakın. Hani şu anda program katiyen mesela şey, onsuz bir şey demezler. Özel olarak konuşun. Bizim bütün müdürlüklerimizin altına kendi imzalarını atarlar. Yani bu yeni bir şey değil. Kendileri de o görüş. Tamam, bir şekilde kurum değişemiyor. Yani bunu ben de anlayamıyorum. Başkaları da anlayamıyor. O zaman geleceğin kahramanı kim olacak? Şu değişemeyen sistemi bir şekilde değişebildiğini gösteren ve değişimin önünü açan. Öyle bir kurumsal yapının öncülüğünü yapan milli eğitimde bence gerçek bir kahraman olacak. Milli kahraman olacak o. Umuyorum. Yani sizler de görünmeyen kahramanlarsınız. Görüşlerinizi ifade ediyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı çok çaldım. Eğer son olarak söylemek istediğiniz toparlayıcı bir şey varsa almayı çok isterim. Ama zamanınızı da iyi değerlendirmek adına toparlamayı tercih ediyorum. Ne dersiniz? Teşekkürler. Hani ben de fırsat için de teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim. Hani şimdi normalde diyelim aileler, öğrenciler okula gidince hani biraz karamsarlığa kapılıyor. Çünkü derslere gidiyorsunuz. Hani neredeyse ben çocukken aldığım derslerin müfredatı aşağı yukarı aynısı. Sanki dünya değişmedi yani son 50 yıldır. Neredeyse aynı şeyler. Kopuk bir şey var. Çok da zevkli değil. O yüzden bakıyorsunuz öğrencilere, hani okuldaki mutluluk anketlerine, dünyadakilere bakıyorsunuz. Türkiye'nin yeri iyi bir yerde değil. Yani okula gitmeyi sevmiyoruz, mutlu değiliz orada. Aslında çocuklar için yani en mutlu olacak yer yani kendi akranlarından bir şekilde böyle. Ama benim tavsiyem şu, bir şey diyelim mesela okul istediğiniz gibi değilse bu demek değildir ki sizin seçeneğiniz yok. Yani kişi haliyle okula gidecek, oradan alabildiğini alacak ama okulu aşması lazım. Yani ödev nedir, ders nedir, müfredat nedir, nedir değil, bunun üzerine kendisini geliştirmesi lazım ve geliştirebilir de. Anne babalar bu şekilde çocukların önünü açabilir. Zaten kendileri onlar sürekli gelişiyorlar. Yani okul dışındaki eğitim bence çok çok daha önemli hale geldi. Farkı yaratan da bu. Çok çok teşekkür ederim Sayın Yunus Çengel ve sizi takip etmelerini çok arzu ederim. Yeni kitabınızı bir kez daha hatırlatıyorum. Ve pek çok işte bu eğitimle ilgili konularda da aktif olduğunuzu yeniden altını çiziyorum. Çok çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah ileride başka bir sohbette yine bir araya geliriz. İnşallah. Ben çok arzu ederim. Orada da yeni araştırmalarınızdan söz ediyor olursunuz. Benim de şimdi çok taze çıkmış kitabınızı bir şekilde böyle bir üstünden geçmem icap eder. Peki efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere de iyi günler.